Bu arada gerçekten rüzgarlı bir Haziran bekliyorum. Öyle mi? Rüzgarlı, fırtınalı olabilir hava koşulları. Çünkü 2 Haziran'da Pons-Brooks geçişi dedik. 3-4 Haziran'da gezegen dizilimleri. Evet. Zaten astrolojik olarak ikizler havai ve eserekli bir burçtur. Dolayısıyla rüzgarı bol bir zaman dilimi. Bu bazen ekstrem noktalara da gidebilir, varabilir. Doğru. Güneş aktiviteleri ekstrem hava sistemlerini, ya daha doğrusu hava sistemlerini ekstrem hale getiriyor. Dolayısıyla burada şimşekli, gök gürültülü, tabii bizim bulunduğumuz bölgede ne kadar olur bilmem ama işte kuzey bölgeler, Amerika, o bölgelerde enteresan durumlar bekleyebiliriz. Fakat bizim de sanki coğrafyanın iklimi değişti. Çünkü Karadeniz'de hortum görüldü. Akdeniz'de geçtiğimiz sene, yanlış hatırlamıyorsam, Adana, Mersin o civarlarda gerçekten şiddetli, mala zarar veren, insanların evini, arabasını ve tabii ki vatandaşları zor durumlara düşüren hortum olmuştu. Yani gerçekten bizim hani daha korunaklı gibi görünen bir coğrafyamız olmasına rağmen biz de etkileniyoruz. Bir de bu sene hiç Haziran gibi değil. Bilmiyorum siz üşüyor musunuz ama. Hala. Gerçekten hani hala böyle serin bir ilkbahar yaşıyor gibiyiz. Demek Haziran'da da bu biraz fırtınalı olacak. İlk yarısında bence daha belirgin. İşte 21 Haziran itibariyle biz yaz döngüsüne giriyoruz. O da değişir. Bir de bir şey daha, özellikle sağlık sektörüne harcamaların da artması gerekecek bir zaman dilimi. Hemen burada şöyle bir uyarı yapayım. Salgın hastalıklara, yani ama pandemiler gibi hani böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Solunum yolları rahatsızlıklarına dikkat diyeceğim. Ve Türkiye Astroloji Haritası'nın 12. hanesine denk gelen bir yeni ay. 12. hanemizde hastaneler, kapalı yerler bu tür şeylerle alakalıdır. Ve ikizler burcu üst solunum yollarıyla alakalıdır. Yani bu da ekonominin bir parçası esasında. Tabii doğru. Sağlık sektörü ekonomisi. Burası da dikkat çekecek. Biz de bari sağlık açısından. Yapalım. Bir de tabii sinirsel durumlar artabilir. Elektrikli sinir bir atmosfer. Sinir hastalıkları. Sinir stres arttı diyoruz ya bazen. Bu alanlar daha fazla dikkat çekecek anlaşılan. Zaten Merkür-Satürn dik açısı da devreye girecek. O depresif bir etkidir. Yani kimsenin kolay kolay memnun olmadığı, bir olayın ya da bardağın boş tarafını gördüğü, bir de olaylara daha böyle keskin ve sert baktığı bir dönemi temsil eder. Biraz bunu Haziran'ın ortalarında yaşama potansiyelimiz var. Ama önümüzde çok güzel fırsatlar da olacak. Hadi sadece onları bunu konuşalım. Evet, iyi değerlendirmek gerekiyor bu dönem çünkü içerisinde. Çünkü benim gözlemim herkes çok yorgun, çok tahammülsüz. Yani herkes bir şey bitsin istiyor ama ne bitsin? Yani gün bitsin, hafta bitsin, şu sezon bitsin, şu tatil gelsin ama yani böyle boş bir beklenti bu. Yani çünkü içeride kafaca hepimiz çok yorgun ve çok sanıyorum zor zamanlar geçirmiş olmanın verdiği bir tahammülsüzlük ve birikimle yaşıyoruz. Hmm. O yüzden aman dikkat diyelim seyircilerimize de. Sokakta kimseyle kavga etmeyin bu aralar. Yalnız sakin bir döneme girmiyoruz bu yeni ayla birlikte. Tam tersi hareket kazanıyoruz. Bunu pozitif yönde kullanalım. Çünkü harika. Böyle sakin dinkin aman süt liman böyle durağan falan değil. Hayır, tam tersi değil. Çok hareketli. Çok güzel bir şey söyledi. İkizler Burcu, yani İkizler Burcu'nda şu var. İkizler Burcu'nun özellikleri ön plana çıkacak ya, odaklanma sıkıntısı. Bu aralar hepimiz bunu yaşıyoruzdur. Yani suya ihtiyacımız vardır. Mutfağa su almaya gidiyoruz. Elimizdekini bırakıyoruz, öbürkünü alıp gidiyoruz. Evet, evet. Yani birçok fikir gelecek ama bunu eyleme dökenler kazanacak. Aslında Kuzey Ay Düğümü Koç tarafı bize diyor ki aslında eyleme geç. Yani eyleme geçebilmek önemli olacak. Yoksa fikirsel olarak uçacağız. Fikirsel olarak birçok şeyi biliyor olacağız. Oraya gireceğiz, öğreneceğiz, öğrenmek isteyeceğiz ama bunu hayata geçirmek önemli. Çünkü İkizler Burcu kararsız bir burçtur. Kararsızlık tarafı çok fazla tetiklenebilir bu dönem içerisinde. Ama dediğim gibi üzerine giderek bütün bunları çok rahat lehimize çevirebiliriz. Bir beyin fırtınası yaşayacağız ama önemli olan ayağa kalkmak, o işi yapmak. Fikirler uçuşacak yani. Harika. Bir yerden, bir sürü yerden fikirler uçuşacak ama bunları yapmamız gerçekten önemli.